Diyarbakır çok önemli bir kent. Tarihin ilk çağlarından günümüze kadar önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir kentimiz Diyarbakır. Diyarbakır aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alıyor, surları ve Hevsel bahçeleriyle birlikte. En eski yerleşim merkezi adını Diyarbakır'ın surlarından alan Sur ilçesi. İlçeye hakim olmuş büyük uygarlıkların bıraktığı izler kentin kimliğini oluşturmakta ve bu kent kimliğinde en önemli noktayı da sivil mimari unsurlar, yani konutlar oluşturmakta ve bu konutları çevreleyen küç adı verilen daracık sokaklar oluşturmakta. Suriçi Diyarbakır Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca kentsel sit olarak koruma altına alınmış ve Suriçi'nde 147 anıtsal, 448 sivil mimarlık örneği olmak üzere toplam 595 adet tescilli yapı bulunmaktadır. Suriçi'nin 2011 yılı koruma amaçlı imar planı verilerine göre yapı sayısı 9846 adet olarak tespit edilmiş. Bunun 1422'si hazineye, bir kısmı da daha önceki kamulaştırma kararı ile maalesef TOKİ'ye geçmiştir. Geri kalan parsellerde şahıs mülkiyetindedir. Suriçi bölgesi yaklaşık 160 hektar olup bunun 140 hektarı kamulaştırılacaktır. Bölgede 7714 adet parselin %82'si kamulaştırılmak istenmektedir. Kentsel dönüşümle ilgili son 15 yılda, İstanbul'da son 21 yılda onlarca, yüzlerce mağdur yarattınız. Lütfen Sur'daki vatandaşımızı bu mağdur ordusuna dahil etmeyiniz. Evet, orada bir terör sorunu var. Evet, orada bir terörle mücadele var. Ama bu demek değildir ki bütün kenti yıkacaksınız, yok edeceksiniz. Hiç tarihi kültürel iz kalmayacak. Ondan sonra orayı terörden temizleyeceksiniz. Bu anlama gelmemektedir. Buradan birbirine benzer kopya evleri göstererek orada sanki bir cennet mahal yaratmışsınız gibi anlatmanın bir anlamı yok. Rekreasyon alanlarını, binaları yıkarak oluşturuyorsanız biz ona karşıyız. Biz sizin şehirlerin böğrüne hançer gibi sapladığınız yapıları yıkıp oraları rekreasyon alanı yapmanızı istiyoruz. Kentlerimizin üzerinden TOKİ eliyle yaptığınız ucubelikleri bir an önce çekiniz. Kentlerimize dokunmayınız. Daha önce söyledim, tekrar ediyorum. TOKİ Genel Başkanı'nın maaşını 3 kat yapalım, evinde otursun, kentlerimize dokunmasın, insanlarımızın yaşam hakkı gasp edilmesin. Hepinizi içtenlikle selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.